Merhaba arkadaşlar. Çöz Kazan Yayınları Dil Bilgisi Soru Bankası'nı çözüyoruz. Sözcük türleri edat, bağlaç, ünlem ünitesinde birinci testteyiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ilgeç değildir denilmiş? Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran sözcük türü ilgeçtir denilmiş. Bakalım hemen. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için şanslıyım ifadesinde gibi bizim en çok kullanılan ilgeçlerimizden bir tanesidir arkadaşlar. Annem ve teyzem Ankara'ya beraber gelecekler ve bir edat değil bağlaçtır. Zaten burada annem ve teyzem sözcüklerini birbirine bağlamak için kullanılmıştır. Dolayısıyla burada bir ilgeç yok. Öğrencileri için her şeyi demiş. İçin çok kullanılan ilgeçlerden bir tanesidir arkadaşlar. Heyecanla beklenen denilmiş. İle ifadesi V anlamında kullanıldığı zamanlarda bağlaçtır. Ama eğer V anlamında kullanılmıyorsa edattır. Heyecan ve beklenen diyemezsiniz. Demek ki bu da bir ilgeç. Dedem kadar azimli olsak yeter. Kadar edatı burada kullanılmış. Burada da ilgeç var arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bağlaç değildir denilmiş? Bağlaç sözcükleri ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcükler. Bakalım. Sen de benim için çok önemlisin, kardeşin de. Ne yapmış buradaki de ifadesi? Sen ve kardeşin ifadelerini önemlilik açısından birbirine bağlamış. O zaman burada bağlaç var. Şu veya bu neden fark etmez. Şu neden ile bu neden arasındaki ilişkiyi buradaki veya bağlacı bağlamış. Biraz sabret ki güzel günlere ulaşasın. Burada biraz sabret cümlesi ile güzel günlere ulaşasın cümlesi arasındaki amaç sonuç ilişkisine ki bağlacı oluşturmuş. Gastronomi okuyor çünkü farklı kültürleri öğrenmeyi seviyor. Gastronomi okuyor ve farklı kültürleri öğrenmeyi seviyor ifadelerini birbirine çünkü bağlacı bağlamış. Eve gitmek için yanımızdan ayrıldı cümlesinde için herhangi bir ifadeyi birbirine bağlamak için kullanılmamış ki zaten için sözcüğü de bağlaç olarak değil edat olarak kullanılan bir sözcüktür. Üçüncü cümlemiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile edat olarak kullanılmıştır demiş. Şimdi ile sözcüğü eğer ve anlamında kullanılıyorsa yani ilenin yerine ve getirebiliyorsanız o zaman bu bağlaçtır. Ama eğer ile sözcüğünün yerine ve sözcüğünü getiremiyorsanız o zaman bu bir edattır. Şimdi bundan hareketle soruyu çözelim. Onunla anlaşmak çok zor. Onun ve anlaşmak çok zor diyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla bunun edat olduğunu söyleyebiliriz. Kitabınla kalemini, kitabını ve kalemini diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir bağlaçtır. Şöyle B diyelim, edat gibi anlaşılmasın. Kibirle hırs insanın düşmanıdır. Kibir ve hırs diyebilir miyim? Diyebilirim. Aynı cümleyi bu şekilde de kurabilirim. Demek ki bu bir bağlaç. Hikaye ile roman okumayı severim. Hikaye ve roman okumayı diyebilirim. Dolayısıyla bu da bir bağlaç. Arabayla kamyon çarpıştı. Araba ve kamyon çarpıştı diyebiliyorum. Dolayısıyla bu da bir bağlaçtır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile bağlaç olarak kullanılmıştır denilmiş. İleyi bağlaç olarak istiyor. Biraz önceki mantıkla yapacağız arkadaşlar. Biraz önceki bilgiyle ilenin yerine ve koyabiliyorsak bağlaçtı. Ama eğer ve koyamıyorsak o zaman da edattı. Bakalım. Yürüyerek gidelim, onun arabasıyla döneriz. Onun arabası ve döneriz diyemeyiz. Dolayısıyla bu bir edattır. Şöyle yazalım E.
Eve bir telaşla geldi ki sorma. Bir telaş ve gel girdi diyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir edattır. Annemle Mert beni evde bekliyor denilmiş. Annemle Mert'i anne ve Mert şeklinde de söyleyebilirim. Dolayısıyla bu bir bağlaçtır. Bağlacı sormuştu bize. Sözleriyle gönlümü almayı bilmişti. Sözleri ve gönlümü almayı bilmişti diyemem. Dolayısıyla bu bir edattır. Düşünceli gözlerle baktı. Düşünceli gözler ve baktı diyemem. Dolayısıyla bu da bir edattır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Bu cümledeki ile sözcüklerinin türleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi ile'nin hem edat olabildiğini hem de bağlaç olarak kullanılabildiğini söylemiştik arkadaşlar. Eğer ve kelimesini ile'nin yerine koyabiliyorsak bağlaçtır, koyamıyorsak o zaman da edattır demiştik. Gazete ile derginin Türk edebiyatına girişi. Burada gazete ve derginin Türk edebiyatına girişi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman buradaki ifade bağlaçtır. Tanzimatla olmuştur, Tanzimat ile olmuştur. Tanzimat ve olmuştur diyebiliyor muyuz arkadaşlar? Dediğimiz zaman saçma bir cümle ortaya çıkıyor. Bu nedenle buradaki ifade edattır. Yani birincisi bağlaç, ikincisi edattır. Cevabımız C şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde doğru sözcüğü edattır denilmiş 6. soruda. Bakalım nasıl edat oluyormuş doğru sözcüğü. Doğru sözcüğü edat olarak kullanıldığında kendinden önceki sözcükle yönelme ekiyle bağlanır ve cümleye zaman ya da mekanda yönelme anlamı katar. Yönelme halekimiz neydi? E, A idi. O zaman bizim doğru ifademiz E doğru ya da A doğru şeklinde olmalı. Zaman ve mekan anlamı katmalı. Bakalım. Sen doğruyu söyle. Burada doğru isim görevinde kullanılmış arkadaşlar. Ve E doğru, A doğru şeklinde bir yönelme bildirmiyor. Eve doğru giderken ifadesinde bakın kendisinden önceki sözcüğe ne yaptı? Yönelme halekiyle bağlandı. Eve doğru. Dolayısıyla burada mekanda bir yönelme olduğunu da görüyoruz. Bu bizim edat olan sözcüğümüzdür. Benimle doğru konuş. Burada doğru konuş ifadesi konuşmak fiilini nitelemiş olduğu için zarftır. Doğru söz söyleyen birini söz isim olduğuna göre doğru söz dersem bu bir sıfat olmuş olur. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Buradaki doğru ifadesi isim görevinde kullanılmış. Dolayısıyla bu bir edat olamaz. Yedinci sorumuz. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde karşı sözcüğü edattır denilmiş? Bakalım hemen. Karşı sözcüğü edat olarak kullanıldığında kendinden önceki sözcükle yönelme ekiyle bağlanır ve cümleye zaman ya da mekanda yönelme anlamı katar. O zaman e doğruya benziyor. Bunu da nasıl söyleyecekmişim? Yönelme halekiyle yani e karşı ya da a karşı şeklinde söylemem gerekiyormuş. Zaman ve mekanda yönelme olacakmış. Bakalım. Karşı apartmandaki komşumuz dediğimiz zaman burada sıfat görevinde bir karşı sözcüğüne rastlıyoruz. Büyüklerine karşı gelmek derken burada bir birleşik fiile rastlıyoruz. Yani e karşı, a karşı şeklinde bir ifade yok. Beni karşısına aldı derken burada yine zamanda ve mekanda yönelme anlamı bulunmadığını söyleyebiliriz. Karşıma bu şekilde ne cüretle çıkarsın ifadesinde de yine yön bildiren bir söz olarak kullanılmış karşı ama a karşı, e karşı ifadeleri kullanılmamış. Sabaha karşı dediği zaman ise burada
zamanda bir yönelme olduğunu görüyoruz. Ve bunun bir edat olduğunu söyleyebiliriz. Sekizinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalnız sözcüğünün türü parantez içinde yanlış belirtilmiştir? Yalnız sözcüğü sadece anlamında kullanıldıysa edat, ama anlamında kullanıldıysa ne oluyormuş? Bağlaç oluyormuş. Şimdi bu yalnız sözcüğünün yerine bu iki ifadeyi yerleştirelim bakalım hangisiymiş. Beni yalnız sen anlarsın lütfen konuşalım. Sadece sen anlarsın dediğim zaman yalnız sözcüğünün yerine anlamlı bir cümle oluyor mu? Oluyor. Demek ki sadece edat yaptığı için bu cümle doğru. Git yalnızca geç kalma. Git sadece geç kalma şeklinde değil de git ama geç kalma şeklinde söylersek cümlenin anlamı korunmuş olur. O zaman buradaki ifademin bağlaç olduğunu söyleyebilirim. Dışarı çık yalnız çok dikkatli ol. Burada da aynı şekilde dışarı çık ama çok dikkatli ol cümleme uygun. Yalnız senin sözlerin, şimdi buradaki ifade sadece senin sözlerin anlamında kullanılmış. Demek ki bu bir edat. Bu işte yalnız sana güvenebilirim, sadece sana güvenebilirim demiş oluyor arkadaşlar. Ama sadece sözcüğü normalde edat yaptığı için burada bağlaç denildiğinden cevabımız E şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ancak sözcüğü diğerlerinden farklı türdedir denilmiş. Ancak sözcüğü sadece anlamında kullanıldıysa edat, ama anlamında kullanıldıysa bağlaç oluyormuş. Bakalım. Bu lekeyi ancak çamaşır suyu çıkartır. Şimdi ben burada ama çamaşır suyu çıkartır mı diyebilirim? Yoksa sadece çamaşır suyu çıkartır mı diyebilirim? Tabii ki ancak ifadesinin yerine sadece çamaşır suyu çıkartır diyebilirim. Bu da onun edat olduğunu gösterir. Ben de gelirim ancak yarım saat, ben de gelirim ancak yarım saat kalabilirim dersem burada ama anlamında kullanılan bir bağlaç olduğunu görürüm. Bu soruyu ancak Murat çözer. Yani sadece Murat çözer. O zaman burada da edat vardır. O ancak annesinin sözünü dinler. Yalnızca sadece annesinin sözünü dinliyormuş. O zaman burada da edat vardır. Bu işte ancak sana güvenebilirim. Yalnızca sadece sana güvenebilirim dediği için arkadaşlar bu da bir edattır. Farklı olanı soruyordu. Bağlaç olan B şıkkı bizim farklı ifademizdir. Onuncu sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde başka sözcüğü edat olarak kullanılmıştır denilmiş. Bakalım. Başka bir proje daha var aklımda denilmiş. Başka proje. Proje isimse başka proje dediğim zaman başka ifadesi sıfat görevinde kullanılmış olur. Bana başka, ona başka konuşmuş. Başka başka konuşmak ne olur? Konuşmak fiil olduğuna göre fiili niteleyen sözcükleri de ne derim arkadaşlar? Zarf derim. Edat'ı soruyordu bize. Senden başka dostum yok bu hayatta dediğimiz zaman kendinden önceki denle de birleşerek başka ifadesinin edat olarak kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Başkası da gelse bu işi yapamaz ifadesinin başkası tam olarak kim olduğu da belli değil ama ismin yerini tuttuğu belli. Dolayısıyla zamir, belgisiz zamir olmuş olur. Başka bir şarkı dinleyelim. Şarkı isim olduğuna göre başka şarkı dersem bir sıfat yapmış olurum. Dolayısıyla bunun da edat olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar.
11. sorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için cümleye farklı bir anlam katmıştır? İçin farklı bir anlam katacak cümleye. Bakalım. Tatil yapmak için Gümüldür'e gitti. Çok farklı anlamlarda kullanılabiliyor için. Burada hangi sözcüğü buraya yerleştirirsem onun yerini tutabilir. Tatil yapmak amacıyla Gümüldür'e gitti diyebilirim. O zaman buraya amacıyla diyebildiğime göre burada amaç sonuç cümlesi var. Üniversiteyi kazanmak için çalışıyor dediğim zaman üniversiteyi kazanmak amacıyla çalıştığını görüyorum. Dolayısıyla burada yine amaç sonuç cümlesi var. Düzenli olduğu için her aradığını bulur. Düzenli olduğu amacıyla her aradığını bulur diyemem arkadaşlar. Aradığını bulmasının nedeni düzenli olmasıymış. Dolayısıyla burada bir neden sonuç cümlesi var. Rahat etmek amacıyla sıkıntılara katlanıyormuş. O zaman burada amaç sonuç cümlesi var. Yemek yapmak amacıyla mutfağa giriyormuş. Dolayısıyla burada bir amaç sonuç cümlesi var. Neden sonuç tek bir cümlede bulunduğu için farklı olan C şıkkı olmuş olur arkadaşlar. On ikinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur denilmiş? Bakalım. Kendine ait bir odası olsun istiyordu ifadesinde. Ait sözcüğü bir edattır arkadaşlar. Çok sık kullanılmayan bir edattır. Sanki benim değil de senin sözlerine inanacak. Hemen şurada bir edatın olduğunu görebiliyorum. Cevdet bile hazırlıklı gelmişti o gün dediğimiz zaman buradaki bilenin edat değil bağlaç olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bile sözcüğü bağlaçtır. Çok çabalamasına karşın dereceye giremedi. E karşın ifadesi bizim edat olarak kullanılan sözcüklerimizden bir tanesidir. O da geldi mi kadro tamamlanır. Buradaki da bizim edatımız değil. Bu bir bağlaç arkadaşlar. Ama mi soru ekimiz her zaman edat görevinde kullanılır. Bu nedenle cevabımız C şıkkıdır. Testimizin son sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur diye sorulmuş. Bakalım hemen. Camla kapıyı. Burada cam ile kapıyı görüyoruz. Dolayısıyla camı ve kapıyı birbirine bağlayan ile sözcüğü ve anlamında kullanıldığı için bağlaçtır. O ders çalışıyordu. Biz ise televizyon izliyorduk. Buradaki ise sözcüğü onun ders çalışması bizim de televizyon izlememiz arasında bağlama görevinde kullanılmış. Dolayısıyla bağlaçtır. Yoksa sen bana inanmıyor musun ifadesindeki yoksa'nın bağlaç görevinde kullanıldığını söyleriz arkadaşlar. Sözlerinden ötürü kırıldığımı anlamadı o denilmiş. Buradaki ötürü sözcüğü edattır. Ve hep edat olarak kullanılır. Yani bu cümlede başka bir bağlaç yok. Ne arar, ne sorar, sonra hayırsızsın der. Buradaki ne sözcükleri aramak ve sormak fiillerini birbirine bağlamış. Dolayısıyla burada da yine bağlacımız vardır.